direktörümüzü yerdi. Aslında bu hafta işte sizlerle buluşacaktık. Ancak partinin kuruluş yıldönümü olunca sizler burada olmadığını düşünerek il başkanıyla görüştük. Önümüzdeki hafta şey yapmıştık. Sizler tabii şey geldi. Onun için İmam Hatipler tabii STK'lılar üyeleriyle güç kazanır. Üyeleriyle iş yapar. Biz de üyelerimizi çoğaltmaya çalışacağız. İnşallah belki Uşak İmam Hatip'ten mezun olan 5.000, 10.000 sayısını tam bilmiyorum ama bu kadar üye varken 40-50 üye olması İmam Hatipler Derneği'nin üzücü bir şey. Onun için biz üyemizi 500'e mi çıkarırız, 1.000'e mi çıkarırız, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Onun için başta tabii sayın vekillerimizi de üye yapacağız. Yani bir kere kurtuluşumuz yok. Yani biz de bunu istiyoruz sizden. Ve şöyle üyelik formumuz. Her üyemizden tabii sayın vekilim, yani üye olunca parasız da üye olunmuyor. Kanunen aidatları neyse bunların yıllık olarak 100 liradan alacağız. Yani üyelerimizden asgari, yani üzeri üyelerimizin bileceği iş. Onlar tabii yerimiz kira, burası kira ödüyoruz. Aylık bir gideri var. İnşallah daha başka hizmetlerde de bulunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü biraz önce Mehmet abim de konuşmamızda dedi ya, işte neslin ahlaki yönünden şeyi var. Onun için okullarımız önemli, öğrencilerimiz önemli. Dernek olarak ne yapabilirsek elimizden geldiği kadarıyla Rabbim kolaylıklar versin, hayırlı hizmet yapmamızı nasip etsin diyoruz. Size de hoş geldiniz diyoruz. Değerli başkanım, çok değerli üyeler, yönetim kurulu üyelerimiz. Ben de bizim sahibiyetlerimiz için sizlere canı gönülden teşekkür ederim. Tabii UŞİM'de diğer sivil toplum örgütleri olduğu gibi temel amacı vatanını milletini seven ve vatanına milletine hizmet etmek için her şeyini feda edebilecek vicdanlı, imanlı ve ahlaklı genç nesiller yetiştirmek uğruna çaba sarf ediyorsunuz. Ve dolayısıyla da buradaki temel amaç gençliğimizi bu iletişim çağında ve dünyanın birbirine entegre olduğu bir çağda manevi duygularını unutmadan ve manevi duygularına hem bağlı kalarak hem saygı göstererek, örf ve adetlerini bilerek ve topluma olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirme bilinci olan gençler yetiştirmek. Ve bizi tabii ki tarihimiz boyunca bu millet çok büyük zaferlere imza atmıştır. Hem kahramanlıklar adına, hem diğer taraftan işte Türkiye'nin gelişmesi adına, büyümesi adına ve insanlığın yaşaması adına çok büyük adımlar atmıştır. Bunu yapan da, bunun yapılmasına vesile olan da bu insanların hamurunun, mayasının sağlam olması ve inançlarının gerçekten de temelinin güçlü olması ve diğer taraftan da ahlaki örf ve adetlere uyması çok önemli. Tabii iletişimin çok fazla faydaları olduğu gibi diğer taraftan da toplumun ve gençlerin dejenere olması yönünden de bir takım zararlı etkileri de var. Biz faydalı yönlerini kullanacağız, zararlı etkilerinden de gençlerimizi korumaya çalışacağız. Artık dünyadan izole olma gibi bir imkanımız yok. Dünyayla beraber entegre olmuşuz ama bu entegrasyon neticesinde hem inançlarımızdan, hem ahlakımızdan, toplumsal değerlerimizden, örf ve adetlerimizden taviz vermeden ve kültürümüzde sahip çıkarak gençler yetiştirerek bu milletin devamını ve bu milletin nasıl tarihte başarılı olduysa tüm alanlarda başarılı olmasını inşallah sağlayacağız. Siz de bunu yapan sivil toplum örgütlerinden bir tanesiniz. Biz de burada hem sizin yeni sizden seçilmeniz ve dolayısıyla hem de daha önce ziyaret edememiştik uzun bir zamandır. O vesileyle tekrar sizleri ziyaret ettik. Sizler de bizi kabul ettiniz. Biz bu bakımdan teşekkür ederiz. Tabii şey, burada toplum sizin iyi işler yaptığınıza, güzel işler yaptığınıza inandığı müddetçe
zaten insanlar gelip buraya üye olacaktır. Bizim toplumumuz Kadir Şinas bir toplumdur ve toplum yararına çalışan, topluma iyi hizmet eder. Ne kadar sivil toplum örgütü varsa onları arar, bulur ve siz de inşallah bulacaktır diye ben düşünüyorum. Misafirperverliğinizden dolayı da ayrıca teşekkür ederim.